Dünyanın en büyük bütçeli savaş uçağı projesi olan F-35'lerden Türkiye'ye teslim edilecek ilk uçağın montajına başlandı. ABD'li Lockheed Martin tarafından geliştirilen müşterek taarruz uçağı F-35'in üretimine aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülke katkı sağlıyor. Ancak Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesiyle birlikte seçim çalışmaları esnasında gündeme getirdiği F-35 projesinin pahalı olduğu için gözden geçireceğine dair sözleri de tartışılmaya başlandı. Diğer yandan tartışmalara rağmen proje devam ediyor. Türk Hava Kuvvetleri'ne de güç katacak son insanlı savaş uçağı F-35'ten en güncel haberler şöyle. Türk Hava Kuvvetleri için Lockheed Martin'e ilk F-35 siparişi 6 Mayıs 2014'te verilmişti. İki uçaktan oluşan ilk sipariş kapsamında yer alan uçaklar, Türkiye'ye 2018'den itibaren teslim edilmeye başlanacak. İkinci sipariş ise 7 Ocak 2015 tarihinde verildi. Toplam 4 adet F-35 uçağını içeren sipariş için planlanan teslimat tarihi ise 2019. ...2016'nın ilk Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde ise F-35 için 8 adetle bugüne kadar verilen en yüksek sipariş kararı damga vurmuştu. Türkiye, böylelikle satın almaya karar verdiği 100 adet F-35 savaş uçağının 14'ünün siparişini vermiş oldu. Yeni sipariş paketinde kaç uçağın yer aldığı açıklanmazken, yeni partideki F-35'lerin teslimatının 2021-2022 arasında yapılacağı belirtildi. Türk Hava Kuvvetleri filosundaki F-16'ların yerini alacak olan F-35'lerden sonra Amerika'da insanlı savaş uçağı modeli geliştirilmeyeceği belirtiliyor. F-16 ve F-18 gibi savaş uçaklarından 4 kat daha etkili olduğu savunulan F-35'lerin önümüzdeki 40 yılın en etkili taarruz uçağı olacağı öngörülüyor. Radara yakalanmama özelliğine sahip olan yeni nesil savaş uçaklarına Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri 2443, İngiltere 138, İtalya 90, Hollanda 37, Avustralya 100, Norveç 52, Danimarka 27, Kanada 65, İsrail 33, Japonya 42 ve Güney Kore 40 adet olmak üzere toplam 3167 sipariş verildi. F-35'lerin testleri bütün hızıyla sürüyor. Ancak projede işlerin tam anlamıyla yolunda gittiğini söylemek mümkün değil. Uçak için üretim ve bakım maliyetleri şimdiden projenin başlangıç aşamasındaki rakamların çok üzerine çıkmış durumda. Proje için 15 yılda 1,5 trilyon dolar harcandı. Ayrıca silah sistemi, radar ve benzeri temel konularda yaşanan sorunlar, savaş uçağının göreve başlama tarihini hep öteledi. Radar. Bir yandan problemlerle uğraşan yeni nesil savaş uçağı F-35'lerle ilgili üretim süreci de hiç durmadan ilerliyor. Savaş uçakları için lojistik ağ kuruldu. Avrupa'da Türkiye ve İtalya, bölgedeki tüm F-35'lerin ana bakım merkezleri olarak seçildi. İki ülke hem motor hem de gövde bakımlarını gerçekleştirecek. Türkiye'nin toplam 100 adet almayı planladığı F-35'ler 3 farklı modelde üretiliyor. Türkiye'nin de sipariş verdiği geleneksel kalkış iniş yapabilen F-35A, kısa kalkış dikey iniş özelliği bulunan F-35B ve uçak gemilerine inebilen F-35C. Türk Hava Kuvvetleri filosuna katılacak olan F-35A'ların uzunluğu 15.70 metre, kanat açıklığı 10.70 metre. 8 tonun üzerinde ağırlıkta silah taşıyabilen F-35A'ların pilotları 9G'lik kuvvete maruz kalıyor. Saatte 1930 km hıza çıkabilen F-35A'larda Pratt & Whitney üretimi bir adet F-135 motor bulunuyor. F-135'lerin parçalarının bir kısmı İzmir'de kurulan fabrikada üretiliyor.